Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle iki renk çalışacağımız baykuşlu bebek süveterinin arka parçasını öreceğiz. Aynı zamanda bu bölümde bu kol kısmına ben sarı iple devam edeceğim. Bir takipçim iki renk örgülerde kol kesimi ve yaka kesimi nasıl yapılır diye sormuştu. Şimdi bu işlemi biz sizinle iki renk nasıl kol kesimi yapılır onu çalışacağız arkadaşlar. Bunun için şöyle sarı bir ip kullanacağım. Aynı kendi markasıyla Nako Kalika koton bir ip arkadaşlar. Şöyle ipimin bir miktarını sağ tarafa, ipimin geri kalanını da sol tarafa kullanmak için iki parçaya ayırıyorum. Bu parçayı hemen burada ipime bağlıyorum. Burada takma kol nasıl yani lastik iki renkli örgülerde buradaki lastiği kendi renginde beraber götürmek istemiş bir izleyicim. Ve onun için bu videoyu hazırlamak istedim arkadaşlar. Şimdi biz burada ipimizi bağladık. Sarı ipimizle kol bandımızı çalışacağız ve hemen şuradan kol bandımız için gerekli olan ilmeklerimizi çıkartıyorum arkadaşlar. Şu şekilde alıyorum, geri takıyorum. Bir tane çıkarttım, tekrar ikinciyi çıkarttım, üçüncüyü çıkarttım, tekrar dördüncü, beşinci, ve altıncı, tekrar bir tane daha çıkarıyorum. Yedi tane lastik ilmeğimi çıkartmış oldum arkadaşlar buradan. Şimdi burada burası farklı bir renk. Burası farklı bir renk. Burada kesme işlemini nasıl yapabileceğini sormuş arkadaşımız. Şimdi arkadaşlar burada ilk etapta lastiğimi örmek için şöyle bir terzi bir düz lastik uygulayacağım. Buradaki en son lastik ilmeğim düz olması gerekiyor. Onun için geriye doğru sayıyorum. Düz, ters, düz, ters, düz, ters ve düz olarak ilk ilmeğimi başlayacağım. Şimdi hemen şöyle ilk ilmeğimi düz olarak örüyorum. İkinci ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bu şekilde tekrar düz, tekrar ters, tekrar düz, ters ve buradaki lastik ilmeğimin sonuncusu ve bu da beden ilmeğim. İkisini birlikte şu şekilde örüyorum arkadaşlar ve geri dönüyorum. Burada ben 7 tane ilmek taktım. Buradan İlk ilmeğimi şu şekilde örmeden alıyorum ve diğer ilmeklerimi bir düz bir ters olarak örüyorum. Tekrar geri dönüyorum. Burada da yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Şu şekilde bir düz bir ters, bir düz, bir ters, bir düz ve son lastik ilmeğimle beden ilmeğimi birlikte örüyorum. Bu şekilde tekrar geri dönüyorum. İkinci defa kesmiş oluyorum arkadaşlar. Tekrar yine bir düz, bir ters lastik ilmeklerimi örüyorum. Tekrar geri dönüyorum. Burada da yine aynı şekilde
örüyorum ve bu sondaki ilmeğimle beden ilmeğimi birlikte alıyorum. Bu şekilde arkadaşlar 7 tane ilmeğimi bu şekilde dönüşler yaparak kesiyorum. Şimdi 3. ilmeğimi kesmiş oldum. Tekrar dönüyorum. Bir ilmek daha keseceğim. Bu şekilde bir tane daha kesmiş oldum arkadaşlar. 4 tane ilmeğimi kesmiş oldum. Bu şekilde 3 tane daha ilmek keseceğim. Buraya 7 tane ilmek takmıştım. Buradan da aynı şekilde 7 tane ilmeğimi keseceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şu şekilde birlikte götürdüm. Bir düz bir ters olarak. Şimdi burada bu ipim kalacak. Ve şu mavi ipimi arkadaşlar şuradaki mavi ipimi buradan kesiyorum. Tekrar buraya bağlıyorum. Bu şekilde. Buraya bağlıyorum ve örgümü buradan örmeye devam ediyorum. Şu şekilde buradan örgümü örüyorum ve kolumuzun diğer tarafında aynı bu şekilde yapacağız. Arkadaşlar diğer tarafa da aynı buraya öbürünü yaptığım gibi ipimizi bağlıyoruz şu şekilde. Diğer tarafa uyguladığım şekilde buraya da 7 tane ilmek çıkartıyorum. Buradan da 7 tane ilmeğimi şu şekilde çıkarıyorum ve takıyorum arkadaşlar. Bu şekilde 7 tane ilmek takacağım. 2 3 4 5 6 ve 7. Evet. (2, 4, 6, 7). Şimdi bu ters gelecek. Bu tarafta şöyle düz olması gerekiyor arkadaşlar ön yüzde. Sıra sonuna kadar sayalım. Ters, düz, ters, düz, ters, düz ve ters olarak ilmeğimizi örüyoruz. Şöyle ters, düz, ters, düz, ters, düz ve şu şekilde ters olarak ördüm ve geri döndüm arkadaşlar. Burada hemen bunu yine örmeden alıyorum. Ters düz olarak lastiklerimi örüyorum. Tekrar geri dönüyorum. Burada da yine lastik ilmeklerimi örüyorum. Bu son ilmeğimi şöyle ikisini beraber ters olarak örüyorum. Bu yüzde düz olması gerekiyor. Diğer tarafla aynı olması için ilk ilmeğimi örmüyorum. Tekrar devam ediyorum. Burayı da yine aynı öbür kolda yaptığımız şekilde 7 defa kesim yapana kadar örüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde 7 defa keseceğiz. Şimdi ben 3. ilmeğimi kestim. Tekrar yine dönüyorum.
Bu şekilde 7 tane ilmeğimi kesiyorum arkadaşlar. Dört tane oldu. Beşinci. Tekrar altıncı, bir defa daha kesiyorum. 7 tane kesmiş oluyorum arkadaşlar. İki, dört, altı, yedi tane kesim yapmış oldum arkadaşlar. Şimdi artık bundan sonra lastiğimizi burada kol boyumuz gelene kadar bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Şimdi burada yine ipimizi alıyoruz. Buradaki sarı ipimize tekrar bağlıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu ipimizi şöyle birbirine şu şekilde geçiş yaparak örgümüze devam ediyoruz. Bu şekilde öbür tarafa kadar örelim arkadaşlar. Orada ip geçişlerini tekrar ben size yine göstereceğim. Arkadaşlar buraya kadar geldik. Şu şekilde sarı ipimizi alıyoruz. Şöyle mavi ipimiz arkada, şöyle tutuyoruz. Şu şekilde sarı lastik bandımızı örüyoruz arkadaşlar. İpli ip geçişimizi bu şekilde yapıyoruz. Şimdi tekrar geri dönüyorum. Ve yine burada şu şekilde bandımızı örüyoruz. Şimdi arkadaşlar burada da şu şekilde örgümü örüyorum ve arkadan mavi ipimi şöyle birbirinin üzerine çapraz atarak şöyle şuradan tutuyorum ve burada şöyle sıkıştırmalarımı yapıyorum. İplerimiz birbirine geçerken gevşeme yapabilir. Şu şekilde devam ediyoruz. Her defasında aynı bu şekilde birbiriyle geçiş işlemlerini yaparak örgümüze devam ediyoruz arkadaşlar. Buraya geldiği zaman sarı ipimizi alıyoruz ve bu tarafa devam ediyoruz. Bu şekilde iki renkli lastik çalışmamızı da bitirmiş olduk arkadaşlar. Arkadaşlar kol kesimini tamamladık iki renkli olarak ve kol boyu gelene kadar düz bir şekilde ördük. Şimdi örgümüzün ön parçasını başlayacağız. Baykuş motifinin olduğu kısmı başlayacağız arkadaşlar. Bunun için şişimize 70 tane ilmek atıyorum. Arka parçada da 70 ilmeğimiz vardı. Şimdi ön içinde 70 ilmek atıyorum ve modelimizi birlikte kuracağız. Arkadaşlar buraya baykuş motifimizin ayağını oluşturacağız. 70 ilmekle başlamıştık. 70 ilmek, bir tane eksik başlayacağız. 69. Buradaki sayıları tutturabilmemiz için. Bu yanda toplamda arkadaşlar 20
4 tane. Burada da 24 tane var. Bu orta kısımda 3 ters 6 tane ilmeği baykuş motifinin ayağı için tekrar arada 3 ters, tekrar yine 6 motif ayak için, sonra tekrar 3 tersle tamamlayacağız motifimiz. Toplamda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 tane ilmekten oluşuyor. Şimdi motifimizi arkadaşlar beraber kuracağız. Şöyle hemen başlıyoruz. Şuradaki ilmek düz ilmek olacağı için şöyle sayarak gidelim. Hangi ilmekle başlayacağımızı belirlemek için. Şöyle bir düz, bir ters, 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 bir düz, bir ters olarak bitiyor ilmeğimiz. Şimdi bunu arka sırada hemen ön yüzündeyiz. Çevirdiğimiz zaman burada bir düz olarak başlayalım. Şöyle bir tane düz, bir tane ters, bir düz, bir ters. Bu şekilde işaretlediğimiz yere kadar örüyoruz. İlk kurulumunu böyle arkaya denk geliyor arkadaşlar. Böyle sayarak yapacağız. Şimdi bakalım en son ilmeğimiz doğru gelecek mi? Evet. Şimdi ön yüzünde döndüğümüzde bu ilmek düz olarak görünecek. Şimdi bu aradaki ilmekleri kuruyoruz. Şimdi ön yüzde ters olan ilmekleri düz öreceğim. Şimdi 3 ters olan ilmeği 3 düz ördüm. Şimdi baykuş için ayağı için düz örmem gerekiyor. Ön yüzde düz olacağı için burada 6 tane ilmeği ters örüyorum. Üç düz, 6 tane ters ördüm. Şimdi tekrardan 3 düz örüyorum. 1 2 3 tekrar 6 tane ilmeği ters örüyorum. 3, 4 5 6 tekrar 3 taneyi düz örüyorum. 70 tane olan ilmeğimizi sayımıza oturtmak için 69 başladık arkadaşlar. Bir ilmek eksik başladık. Şimdi bu işaretlediğim yerde hemen bu ilk ilmeğimi ters örüyorum. Ön yüzde düz olması gerekiyor. Bir düz bir ters olarak sıranın başına kadar örelim arkadaşlar. Arkadaşlar şu şekilde lastik kısmını örerek buraya kadar geldim. Şimdi burada bizim baykuş motifimizi yerleştirdiğimiz yer var. Burayı yine 3 ters 6 düz, 3 ters, 6 düz, 3 ters olarak örüyoruz. Şöyle 3 tane ters, 6 tane düz olarak örüyorum. Bu baykuşumuzun ayakları tekrar 3 tane ters, 6 tane düz. Tekrar 3 tane ters örüyorum. Arkadaşlar bu şekilde 3 ters 6 düz 3 ters 6 düz 3 ters olarak modelimizi oluşturduk. Şimdi bunu da yine aynı arka yüze döndüğümüz zaman 3 tane düz 6 ters 3 düz 6 ters 3 düz olarak örüyoruz. Ve bu lastik
genişliği olana kadar bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Daha sonra baykuşumuzun gövde kısmını yapmaya devam edeceğiz. Arkadaşlar lastiğimizin boyu geldi. Yeterli miktarda ördük şu şekilde. Şimdi baykuş motifimizi birlikte yapalım. Şimdi arkadaşlar bu yandaki ilmekleri düz olarak örüyorum. Buraya kadar düz olarak örelim. Arkadaşlar şurayı düz olarak ördüm. Şurada 3 tane lastik ilmeğimi de şu şekilde ters örgüye çeviriyorum. Yine bu ters örgülerimi normal örüyorum. Şimdi buradaki ilmekleri şunları alıyorum arkadaşlar. Arkadaki ilmekleri şişimden çıkarıyorum. Öndeki ilmekler şişimde ve tekrar onları şişime alıyorum. Şöyle yerlerini değiştiriyorum. Saç örgüsü yapar gibi, şeker büklümü yapar gibi. Bu şekilde tekrar onları örüyorum. Şu 3 tanesini ördüm. Bu arada kalanları pirinç örgüye çeviriyorum arkadaşlar. Şöyle bir ters, şöyle bir düz, şöyle bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Şimdi ben tekrar buradaki ilmekleri de çeviriyorum. Şu şekilde de çevirebilirsiniz arkadaşlar. Şunları şöyle başka bir tığa alırsınız. Şöyle arkadakileri örersiniz şu şekilde. Ve bunları da örerken şuradaki modeli uyguluyorum. Bir ters bir düz modeli. İçte kalanlar pirinç olacaktı. Şimdi tekrar buradaki ilmekleri geri şişinize şu şekilde alarak yapabilirsiniz. Şu şekilde arkadaşlar. Bunları da düz olarak örüyorum. Şöyle arkadaşlar içtekileri dışarıya aktardım şu şekilde. İçeri aldığım ilmekleri de pirinç örneğine çevirdim. Şimdi burada 3 tane tersimi yine örüyorum. Şuradaki lastik ilmeğimden 3 tane de tekrardan ters örgü örüyorum. Ve geri kalan ilmeklerimi düz yapıyorum. Sıranın sonuna kadar düz olarak örüyoruz. Şimdi modelimizin arka yüzündeyiz. Bu düz olarak ördüğüm ilmekleri arka yüzde de şöyle ters örgü olarak örüyorum. Şu şekilde ters örgü yapıyoruz. Şöyle düz olanları tekrar düz örüyorum. 6 tane düz ilmeğim oluşmuştu burada. Sonra tekrar şu 3 tane ilmeğimi ters örüyorum. 1 2 3. Bu arkadaşlar arada pirinç örneğim var. Onları yine bir ters bir düz olarak örüyorum. Ön yüzde tekrardan değiştireceğiz. Tekrar buradaki 3 tane ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Şimdi burada 6 tane
düz örgü yapıyorum. Ve geri kalan ilmeklerimi ters olarak sıra başına kadar örüyorum. Arkadaşlar yine düz olarak ördüğüm ilmekleri düz olarak ördüm. Ve burada tekrar 1, 2, 3 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Buradaki 3 tane ters ilmeğimi tekrar yerini değiştiriyorum. Şu şekilde şunları alıyorum. Ve bunları tekrar çıkartıyorum. Geri şişime takıyorum. Şuradaki ilmeklerimi de aktarıyorum. Buradaki ilmeklerimin 3 tanesini düz örüyorum. Şu şekilde yana kaymış oluyor. Bu içe aktardığım ilmekleri de yine buradaki pirinç ilmeğine uyduruyorum. Bunları değiştireceğim için bu ters olacak arkadaşlar. Düz, ters ve düz olarak başlıyorum. Şu şekilde bir düz, bir ters, bir düz. Şimdi bunları değiştiriyorum. Ters, düz, ters, düz, ters, düz olarak bunları değiştiriyorum. Bu şekilde arada kalan ilmeğim pirinç örgüsü oluyor. Şimdi bunların da yerlerini değiştirelim. Şimdi şunları şu şekilde alıyorum. Ve arkadaki ilmeklerimi pirinç örgü yaparak örüyorum. Bir düz, bir ters, bir düz. Şimdi şuradaki ilmeklerimizi de şişimize aktaralım. Onları da düz olarak örüyoruz. Tekrar yanda 3 tane ters ilmeğim var. Onu da örüyorum. Şu şekilde arkadaşlar modelimizi kuruyoruz. Bu yanlara tekrardan buraya geldiğim zaman buradaki ilmeğimi de yine içe aktaracağım. Bu şekilde örgümüze devam edelim. Bu ilmekleri de düz örerek sıra başına kadar gelelim. Arkadaşlar arka sıradayız. Şurada 3 tane ilmeğimizi şöyle ters olarak örüyoruz. Buradaki ilmeklerimizi yine bir ters bir düz olarak örüyorum. Şu şekilde bir ters bir düz olarak pirinç örgümüzü yapıyoruz. Şimdi tekrar bunları da bir ters bir düz örüyorum. Ve burada yine 3 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. 3 ilmeğimi düz örüyorum. Bu şekilde geri kalan ilmeklerimizi de ters olarak sıra başına kadar örüyoruz. Arkadaşlar şimdi burada 3 tane ters ilmeğimi de içe aktaracağım için buradan 3 tane ilmeğimi yine şöyle ters olarak örüyorum. Ve bu ilmeğimi tekrardan yerlerini değiştiriyorum. Şuradan 3 tane ilmeğimi tığıma takıyorum. Ve buradaki ilmekleri çıkartıyorum. Şöyle onları tekrar tığımıza alıyoruz. Buradaki ilmekleri de geri
takıyorum. Yerlerini değiştiriyorum. Şimdi burada 3 taneyi örüyorum. 1 2 3 Bunları da yine tekrardan pirinç örgüye çeviriyorum. Ters, düz ve ters olarak örüyorum. Şimdi bu da ters olacağı için arkadaşlar bunu değiştirelim. Şöyle yapalım. İlkini düz olarak örelim. Şöyle düz, ters ve düz. Şimdi tekrar bunu değiştiriyoruz. Yerlerini değiştiriyorum. Düzleri düz, tersleri ters örüyorum. Pirinç örgü yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi buradaki ilmeklerimin de yerini değiştiriyorum. Şunları alıyorum şişime. Arkadakileri yine pirinç örgü olarak örüyorum. Şimdi bunları da geri şişime aktarıyorum. Bunları yine düz olarak örüyorum. Şimdi burada 3 tane ilmeği terse çeviriyorum. Geri kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bu şekilde baykuş motifimiz çıkmış oluyor arkadaşlar. Bunun beden genişliğini istediğiniz ölçüde böyle yanlara kaydırarak oluşturabilirsiniz. Ben burada bırakıyorum. Ve bunu arkadaşlar şu şekilde bu arka parçamız şöyle lastikten itibaren şöyle bu lastikten itibaren affedersiniz arkadaşlar. Şu kol altına şöyle şu şekilde bir dört parmak kala burayı düz bir şekilde örelim. Daha sonra kafa kısmını oluşturacağız arkadaşlar. Bu şekilde arka sırada pirinçlerimizi değiştirmeden örüyoruz. Ön yüzde pirinç örgümüzü değiştiriyoruz. Bu şekilde bu aradaki pirinçleri kuruyoruz arkadaşlar. Bu yandaki düz ilmeğimiz ve 3 tane ters ilmeğimiz de devam ediyor. İsterseniz bu kısmı şöyle ters örgü olarak da devam edebilirsiniz. Ben bu kısmı düz örgü olarak devam edeceğim için buraya 3 tane ters örgü yerleştirdim. Bu şekilde kol altına 4 parmak kala örüyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ben süveterimi ördüm. Düz kısmını ördüm şöyle. Şimdi size şu kol altından ölçüsünü vermek istiyorum. Şöyle kol altından süveterimizin boyu 26 santim arkadaşlar. 26 santim. Ben buradan 17 santim ördüm. 17 santim ördükten sonra şimdi buradaki baykuş motifini birlikte yapacağız arkadaşlar. Bu iki renkli kol çalışmasında daha önceki videomda yayınlamıştım. Yine burada da tekrar birlikte çalışacağız. Şimdi şöyle arkadaşlar yaklaştıralım. Burada yine yerlerini değiştirerek baykuş
motifimizi oluşturacağız. İlk etapta buradaki düz ilmekleri örerek buraya kadar gelelim. Şimdi arkadaşlar burada yine ilmeklerimizin yerlerini değiştireceğiz. Şimdi şuradaki 3 tane ilmeğimi alıyorum. Şu şekilde. Bu aşağıda kalacak. Şimdi buradan ben şurada arkadaşlar ilmeklerimi artık şu şekilde düz ilmek olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane ilmeğimi örüyorum. Buradaki ilmeğimi de şişime aktarıyorum. Buradaki 3 tane ilmeğimi geri aktarıyorum ve şöyle çekerek buradaki 3 tane ilmeği tekrar örüyorum. Bu aradaki 7 tane ilmeği yine düz öreceğim arkadaşlar. Şöyle 2, 4, 5, 6 ve 7. Şöyle toplamış oluyorum. Tekrar buradan yine bu 7 tane ilmeğimi alıyorum şişime. Bu arkadaki şuradaki 3 tane ilmeğimi örüyorum. 1 2 3. Tekrar arkadaşlar buradaki ilmekleri şişime geri aktarıyorum. Tekrar buradan 5 tane 7 tane ilmeğimi düz örüyorum. Artık burası kafa kısmı oluyor arkadaşlar. Yine buradaki ilmeklerimi normal ters olarak örüyorum. Bu şekilde arkadaşlar bağlamış oldum. Şimdi gövde kısmını şöyle tamamlamış olduk. Şimdi arkadaşlar şöyle bakalım. Şimdi burayı şöyle düşünün. Burası koltuk altı. Şuradan yaka açacağımız için şimdi burayı da şu kol altına kadar şuraya kadar arkadaşlar örüyoruz. Yani şu koltuk altına kadar şöyle şuraya kadar örelim şuraya. Toplamda 9 santim ediyor arkadaşlar. Şuradan şöyle tuttuğumuzda şöyle 9 santimde bu kafa kısmı için öreceğiz. Bu bedeni beden kısmını yapmış olduk. Şimdi de kafa kısmını. Kafada artık buradaki pirinç örgüyü şuradaki pirinç örgüyü uygulamıyoruz arkadaşlar. Kafa kısmındaki ilmekleri düz olarak örüyoruz. Tamamını düz olarak örüyoruz. Arkadaşlar şöyle bu şuradaki düz ilmeğim bu arada kalan ilmeklerin tamamını şu şekilde ters olarak örüyorum. Ön yüzde düz olacak. Kafa kısmı düz örgüden oluşuyor arkadaşlar. Bu şekilde tamamını ters örgü ön yüze geldiğimizde de düz örgü olarak örüyoruz.
ve daha sonra kulak kısmını yine birlikte çalışacağız. Arkadaşlar, bu kafa kısmını ördüm. Şimdi tekrardan bu kulaklar için yine çevirme işlemlerimizi yapacağız. Bunun için şuradaki ilmeklerimizi örerek işe başlayalım. Buraya kadar buradaki düz ilmeklerimizi örüyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, burada şuradaki ilmekleri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 taneyi şişime takıyorum ve buradan 5 tane ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 4 tane ilmeğimi örüyorum. Tekrar bu 7 tane ilmeğimi geri şişime aktarıyorum. Şu şekilde buradaki 7 tane ilmeğimi tekrardan örüyorum arkadaşlar. Bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmek daha örüyorum. Sonra tekrardan burada 5 tane ilmeğimi 1, 2, 3, 4, 4 tane arkadaşlar, 4 tane ilmeğimi alıyorum. Bu arkadan yine 7 tane ilmeğimi örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6. Arkadaşlar, burada bir tane fazla ilmek içeride kalmış. Sorun değil. Bu 4 taneyi geri şişime aktarıyorum. 1, 2, 3, 4. Tekrar şu şekilde onları da örüyorum. 4. 3 tane ilmeğimizi de ters ördük. Bu şekilde arkadaşlar, kafa kısmını da yaptık. Şimdi bu kulak kısımlarını netleştireceğiz arkadaşlar. Şimdi örgümüzü başa kadar örelim ve geri tekrar buraya kadar dönelim. Arkadaşlar, şimdi böyle ördüm. Bu üç düzümü de ördüm. Burada kulaklarımız için 1, 2, 3, 4 tane ters ördüm. Bu arada tekrar yine düze ilmek yapacağım arkadaşlar. Tersinden bu arada kalan kısmı düz örüyorum. Baykuşumuzun kenar hatlarını belli etmemiz için haroşa örmemiz gerekiyor. Şimdi bu düzden önce yine 2-4 tane ilmek kalana kadar bu aradaki ilmekleri haroşa olarak örüyorum. Şimdi tekrardan
4 tane ters ördüm. 3 tane de düz ördüm. Bu kafanın arasında kalan kısımları ters örgüye çevirdim arkadaşlar. Şimdi sıra başına kadar örelim ve tekrar geri gelelim. Arkadaşlar şu şekilde şuradan 1 2 3 ve 4 4 tane ilmeğimi örüyorum. Bu arada kalan ilmeklerimi şöyle ters olarak örüyorum. Arka yüzde bunları düz olarak örmüştük. Bu şekilde ben onları ters olarak örüyorum. Arkadaşlar normalde baykuş deseninde burası daha haroşa oluyor. Ben burayı düz örgü olmasını istediğim için kenarında belirgin olsun diye buradaki ilmekleri ters örgü olarak çalıştım. Bu vesileyle bu kafanın tam ortasına gelen yeri de bu şekilde haroşa olarak devam ediyorum. Yani ön yüzde ters, arka yüzde düz olarak örüyorum. Şimdi burada 4 tane ilmeğimi daha kulaklarını yapmak için düz ördüm arkadaşlar. Daha sonra buralara gözlerimizi yerleştireceğiz. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Baykuş motifimiz ortaya çıkmış oldu. Gördüğünüz gibi. Aynı zamanda burayı örerken arkadaşlar bu kol kesiminin de gelip gelmediğini takip etmemiz gerekiyor. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Şöyle bakıyoruz. Şöyle kol kesimi geldi mi gelmedi mi diye takip ediyoruz. Şu kadar bir mesafemiz var arkadaşlar. Orayı da ördükten sonra şöyle bir miktar kola kadar öreceğiz. Kolun yarısına kadar. Daha sonra da buradaki yuvarlak yakamızı beraber açacağız arkadaşlar. Şimdi baykuş modelimizde bu kulak kısmını yapmaya devam edelim. Bu arada da buradaki kol kesimine ulaşmış oluruz. Şimdi arka yüzünden örerek ön yüzüne geliyoruz. Bu aradaki kısmı yine arka yüzünde düz örgü olarak öreceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar şu şekilde şu kulak kısmını 4 tane ilmeği şu şekilde düz örgü olarak örüyorum. Şöyle. Arada kalan ilmekleri şu şekilde düz olarak örüyorum. Ön yüzde bu ilmeklerimizi ters örgü olarak örüyoruz. Tekrar diğer kulağımızı da örelim. Şöyle yine bu diğer kulağımı da şu şekilde 4 ilmek ters olarak örüyorum ve sıra başına kadar örüp geri geliyorum. Arkadaşlar şöyle ön ördüm ve geri geldim. Şimdi kulak kısmındayım. 1 2 3 tanesini örüyorum. Bir taneyi haroşaya çeviriyorum. Tekrar bu aradaki haroşa ilmeklerimi örüyorum.
Tekrar yine burada bu bir tane ilmeği şu şekilde haroş olarak örüyorum. Bu üç taneyi düz olarak örüyorum arkadaşlar. Bu kulağımızın ucu yavaş yavaş azalacak. Her ön sırada bir tane ilmeği haroşaya çevireceğim ve burada bir tane ilmek kalana kadar kulakları örmeye devam edeceğim. Şimdi bu arka yüzden örerek geri buraya kadar geliyoruz. Arkadaşlar arka yüzden ördüm. Tekrar ön yüze geldim. Şimdi burada kulağımızda 3 tane düz ilmek var. Bundan 1-2 tanesini örüyorum. Yine bir tanesini ters örgüye çeviriyorum. Bakın şu şekilde kulağımız oluyor. Dönüşte buradaki ilmeğimi de haroşaya çevireceğim ve kulaklarımın işlemi tamamlanmış olacak arkadaşlar. Şimdi aradaki ters ilmeklerimi ördüm. Burada da bir tane ilmeğimi daha haroşa yapıyorum ve bu şekilde kulağımız oluşuyor. Arka yüzden yine ilmekleri gördüğümüz şekilde örerek sıra başına kadar geliyoruz. Arkadaşlar şimdi kulağımızın bir tane daha ilmeğini ördük ve bunu da şu şekilde haroşaya çevirdik ve kulağımızın yapım aşaması bitmiş oldu. Şimdi bu aşamada kol ilmeklerimizi sarı ile kesimlerini yaparak tamamlayacağız arkadaşlar. Şimdi şu taraftaki kulağımızı da yapalım. Arada kalan haroşa ilmeklerimizi örüyoruz. Şimdi burada bir tane daha var. Onu da haroşaya çevirdim. Bir tane daha ilmeğimi ördüm kulağımıza ait. Ve öbür sırada arkadaşlar artık buranın tamamını haroşa yapacağım ve işlemimiz bitmiş olacak. Baykuş desenimiz tamamlanmış olacak. Buraya gözlerimizi yapacağız. Göz için birer adet düğme kullanacağız arkadaşlar. İsterseniz buraya gagasını da yapabilirsiniz. Şimdi bu başa geçerek kol işlemimize başlayalım. Sarı ipimizle kolumuzu yapacağız arkadaşlar. Bu işlemi tek kendi rengiyle de devam edebilirsiniz. Ben bu şekilde iki renkli tasarladım. İsteğe bağlı olarak tek renkte çalışabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi buraya sarı ipimi bağlıyorum. Buradan ilmek çıkartarak başlıyoruz arkadaşlar. Buradan 7 tane ilmek çıkartacağım. Şöyle. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. İki, dört, altı, yedi adet ilmeğimi çıkardım arkadaşlar ve şuradaki ilmeğim düz olacağı için sıra sıra buraya kadar sayalım. Ön yüzde düz ilmek olacağı için tersten başlıyorum. Ters, düz, ters, düz, ters, düz ve ters ilmek olarak başlıyoruz. Şöyle
Ters örüyorum. Düz örüyorum. Lastik örüyoruz arkadaşlar. Bir ters, bir düz. Ve bunun ikisini birlikte örüyoruz. Tekrar geri dönüyorum. Bu ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Şu şekilde lastik ilmeklerimi örüyorum. Tekrar yine dönüyorum. Buraya geldiğim zaman yine ikisini birlikte örüyorum arkadaşlar. Bu şekilde 7 tane keseceğim dönüşler yaparak. Her dönüşümde bir tane lastik ilmeği, bir tane de beden ilmeği olmak üzere 7 tane ilmeğimizi kesiyoruz. Arkadaşlar şu şekilde git gel yaparak 7 tane ilmeğimizi kestik. Şimdi buradan mavi ipimizle devam ediyoruz. Şu ipimi alıyorum. Sarı ipimle şu şekilde şöyle arkadaşlar biraz tutalım. Şöyle tutarak şurası da çekmeyecek şekilde ayarlayalım ve buradan diğer başa kadar örüyoruz ve öbür tarafta da diğer kolun lastik ilmeklerini yapıyoruz. Şimdi buraya da sarı ipimizi bağlıyoruz. Her iki tarafa da ayrı ayrı bağlıyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan da yine 7 tane ilmeğimizi çıkartıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 7 tane ilmeğimizi çıkarttık. Yine düz, ters, düz, ters, düz, ters diye saydık ve düzle başlıyoruz. Bir tane düz. Ters, düz, ters, düz, ters ve bunu lastik ilmeğimle beden ilmeğimi birlikte alıyorum, dönüyorum. Aynı işlemleri bu tarafta da yapıyorum. Tekrar dönüyorum.
Buradan yine lastiğimi örüyorum. Şu en son lastik ilmeğimle beden ilmeğimi birlikte alıyorum. Tekrar dönüyoruz. Örüyoruz lastiğimizi. Tekrar geri dönüyoruz. Tekrar yine örüyorum. Yine buradan lastik ilmeğimle beden ilmeğimi beraber topluyorum. Arkadaşlar aynı burada da 7 tane ilmeğimi gidiş gelişler yaparak kesiyorum. Arkadaşlar bu tarafı da kestik. Şimdi mavi ipimizle devam ediyoruz. Hemen şöyle bunu biraz şöyle uzun tutalım. Ve şuradan örüyoruz ve diğer başa kadar örerek ilerliyoruz. Burada arkadaşlar artık haroşayı bırakıyorum. Bu sırayı da tamamını haroşa gideceğim ve artık bundan sonra şu son bir kulağım var. Onu da iptal ediyorum ve bu sıradan sonra artık bu aradaki ilmekleri de şöyle düz örgüye çevireceğim. Burada artık haroşa sırası yapmayacağız. Diğer kulağımızı da bitirdikten sonra artık bu arayı da şu şekilde düz örgü olarak devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada yine geri dönüyorum. Lastik ilmeklerimizi örüyoruz. Bura ön olduğu için buradan bir kere daha kesim yapıyorum. Şu şekilde ve mavi ipime geçiyorum. Şöyle geçişlerimiz çapraz birbirini şu şekilde tutması gerekiyor. Şöyle arkadaşlar sarı maviyi alıyorum. Sarı altta kalıyor. Şöyle sıkıştırıyorum. Şu şekilde ve devam ediyorum. Aynı diğer kola gelinceye kadar ilmeklerimizi geldiği gibi örüyoruz. Şimdi şu ilmeklerin arkadaşlar artık öbür yüzde tamamını düz örgüye çevireceğim. Şimdi bu arayı yine böyle haroşa örgü olarak devam edelim. Bu kola kadar gelelim. Arkadaşlar şimdi buraya geldim. Şu ilmeğimi şu şekilde mavi ipimi tutuyorum ve sarı ipimle örgüme devam ediyorum. Lastiklerimi örüyorum. Tekrar döndürüyoruz. Burada da şu şekilde kolumuzu yine kesiyoruz. Şöyle bir tane kesiyorum. Şimdi arkadaşlar arka yüzde yine bu ilmeklerimi şöyle iplerimi birbirine çaprazlıyorum. Sarı ipimi mavi ipime çaprazlıyorum ve şu şekilde örüyorum. Evet. Arkadaşlar şimdi şöyle örgümüze bir bakalım. Şöyle baykuş desenimiz buraya çok güzel oturdu. Bu yüz ifadesi çok güzel oldu arkadaşlar. Buraya
gözümüzü takacağız. Kol kesimimizi de yaptık. Şöyle. Şimdi burayı yarıya kadar örelim arkadaşlar. Yani şu koldan şöyle bir 3 parmak olana kadar örelim. Ve daha sonra yuvarlak yaka için kesim işlemine geçeceğiz. Ve aynı zamanda bu aradaki ilmekleri de böyle düz ilmeğe çeviriyoruz arkadaşlar. Şimdi burada şöyle bir 3 parmak örelim. Daha sonra yakamızı açalım arkadaşlar. Şu kolun yüksekliği, hemen ölçüsünü veriyorum. Şöyle 14 santim arkadaşlar. Biz şöyle bir şu kesimden itibaren 6 santim örelim. Şöyle 6 santim. Daha sonra yakamızı açacağız. Bu şekilde baykuş motifimiz bitti arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi bir 6 santim daha örelim ve yuvarlak yakamızı açalım. Arkadaşlar burayı ben yeterli miktarda ördüm. Şimdi yuvarlak yakamızı açabilmek için buradaki ilmekleri tam ortadan ikiye ayırıyoruz. Arkadaşlar tam ortaya işaretimi koydum. Bu tarafta 34, bu tarafta da 33 tane ilmeğim kaldı. Yani ortada bir tane fazla ilmeğim var. Yani şöyle yaptığımızda 33 ve 33 olarak iki eşit parçaya ayırdık. Şimdi yuvarlak yakayı yapabilmek için arkadaşlar şöyle ortadan şu bir taneyi de dahil ederek 3 de bu taraftan yanlara ilmek kaydırıyorum. Şu şekilde. Şimdi tam ortası burası. 3 ilmek sola. Şöyle arkadaşlar. 3 ilmek de sağa kaydırıyorum. Şu şekilde tam ortada 2, 4, 6, 7 tane ilmeğim var. Şimdi yuvarlak yakamızı kesmeye başlıyoruz. Bu işaretlediğim noktaya kadar örüyorum ilmeklerimizi. Burada ipimizi çaprazlıyoruz. Şöyle düzeltelim. Ve işaret koyduğum noktaya kadar örüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu işaretlediğim noktaya kadar geldim ve burayı örmeden bırakıyorum. Geri dönüyorum. Tekrar sıra başına kadar ilmeklerimizi örüyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle işaretlediğim noktadan dönmüştüm. Şimdi burada 3 tane daha ilmeğimi bırakarak şöyle geri dönüyorum. Tekrar burayı da sıra başına kadar örüyorum. Ve tekrar burada 3 ilmek kalana kadar örüyorum. Arkadaşlar tekrar ördüm başa kadar, sonra geri geldim. Yine burada bir 3 tane daha ilmek bırakıp geri dönüyorum. Yuvarlak yakamız için bu ilmekleri daha sonra kullanacağız arkadaşlar. Tekrar sıra başına kadar örüyoruz. Tekrar burada 2 tane ilmek kalana kadar geri ön yüzden örerek geliyoruz. Burayı örüyoruz. Daha sonra ön yüzden örerek burada 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Şimdi arkadaşlar burada 2 tane daha ilmeğimi bırakıyorum ve dönüyorum. Tekrar sıra başına kadar ilmeklerimizi örüyoruz. Arkadaşlar şu şekilde
Ortada 7 ilmeğim vardı. 3 tane ilmek bıraktım. Geri döndüm, geldim. Tekrar 3 ilmek bıraktım. Geri döndüm, tekrar geldim. 2 ilmek bıraktım. Yine ördüm, geri geldim. Şimdi yine 2 ilmek daha bırakıyorum. Artık dönüşlerimi bitiriyorum arkadaşlar. Burada bir bakalım, 2 4 6 8 10 12 13 tane ilmeğim kalmış. Şimdi buradaki 13 tane ilmeğimizi kol boyu gelene kadar düz bir şekilde örüyoruz arkadaşlar. Şimdi buradaki lastiğimizi ölçeceğiz. Arka parçamızın boyuna gelene kadar düz bir şekilde örmemiz gerekiyor. Şu şekilde arkadaşlar. Şöyle birkaç sırada düz örgü örmem gerekiyor. Şu kadar kalmış. Şimdi onu da burayı gidiş geliş yaparak bir miktar daha örüyorum. Arkadaşlar bu kol boyu oldu. Şimdi burada omuzdaki dönüş işlemlerimi gerçekleştireceğim ve daha sonra dikişsiz bir şekilde arka parçamıza birleştireceğiz arkadaşlar. Şimdi burada 13 tane ilmeğimiz vardı. Bunun şu şekilde sarı kol bandına kadar şöyle 2 ilmek kala bunu dönüyorum. Şimdi tekrar başa kadar örüyorum. Şimdi geriye dönüyorum arkadaşlar. Şimdi de bunu 2 4 6 tane ilmek bırakıp geri dönüyorum. 1 2 3 4 2 4 6 burada 2 4 5 tane var. Geriye dönüyorum. Tekrar örüyorum. Omuzda dikiş olmaması için ve bu yataylığı verebilmek için bu dönüş işlemlerimizi yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi sıra başına kadar örüyorum. Şu şekilde. Ve buraya geldiğim zaman burada hemen şöyle alttaki ilmeği takıyorum ve şöyle arkada bozulmaması için şöyle ilmeğin yönünü düzelterek şöyle ikisini birlikte örüyorum. Tekrar örüyorum. Buraya geldiğim zaman şöyle ilmeğin alttan çıkarıp geri şişime aktarıyorum. Ve şöyle arkadan ilmeği düzelterek örüyorum. Tekrar buradaki ilmeklerimi de örerek sıra başına gelmiş oluyorum. Buradaki omuzdaki ilmeklerimizi tamamlıyoruz arkadaşlar. Şimdi arka parçadaki kısma burayı daha sonra birleştireceğiz. Şimdi buradaki iplerimi ben kesiyorum. Şu şekilde burayı da kesiyorum arkadaşlar. Ve mavi ipimi tekrardan bağlıyorum. Şuradan tekrar mavi ipimi bağlıyorum. Şu şekilde şuraya bağlayalım. Burası işaretlediğim yer. Şimdi arkadaşlar şuradaki ilmeklerimi örmeden şişime geri aktarıyorum.
bu şekilde. Şişime aktarıyorum. Buradaki ilmekleri de alıyorum. Daha sonra buraya yaka bandımızı oluşturacağız arkadaşlar. Şimdi şuradan tekrar örerek sıra başına geliyoruz arkadaşlar. Şu şekilde buradan ilmeklerimizi örerek, yani şurada 2, 4, 6, 7 tane ilmeğimiz kalmıştı. Tekrardan sıra başına kadar örüyoruz. Arkadaşlar tekrar ördüm. Geri geldim. Buradan yine 3 tane ilmek bırakıp geri dönüyorum. Yine aynı diğer omuzda yaptığımız işlemleri burada da yapıyoruz. Şimdi burada 3, 3, 2, 2 döndük ve 13 tane ilmeğimiz kalmıştı. Aynı şekilde burada da şimdi 3 dönüyorum ve sıra başına kadar örüyorum. Geri geliyorum arkadaşlar. Aynı şekilde burada da diğer ön yaka bandımızda yaptığımız işlemleri tekrar ediyoruz. Şimdi tekrar geri geldim arkadaşlar. Şimdi bir 3 ilmek daha bırakıyorum ve geri dönüyorum. Tekrar sıra başına kadar örüyorum. Tekrardan arkadaşlar burada 2 ilmek daha bırakıp şimdi geri dönüyorum. Sıra başına kadar örüyorum. Tekrar geri döndüğümde 2 ilmek daha bırakacağım ve daha sonra düz öreceğiz. Şimdi arkadaşlar 2 ilmek daha bıraktım. 3, 3, 2, 2 olmak üzere dönüşlerimi bitirdim. Şimdi artık kol boyumuz gelene kadar şöyle düz kısmını örüyoruz. Arkadaşlar burada da düz kısmı ördüm. Şimdi tekrar dönüşlerimizi yapıyoruz. Şurada 2 tane ilmek bırakıyorum, dönüyorum. Bu omuzdaki verevliği verebilmek için arkadaşlar dönüş yapıyoruz ya da bunu 3 aşamada keserek yapabilirsiniz. Daha sonra omuzları dikerek birleştirebilirsiniz. Biz dikiş yapmadığımız için bu işlemi uyguluyoruz. Tekrar yine 5 tane örüyorum. 3, 4, 5, burada 2, 4, 6 tane bırakıp geri dönüyorum. Tekrar buradaki ilmeklerimi de örüyorum. Şimdi arkadaşlar sıra sonuna kadar örerek çıkıyorum. Şu şekilde. Ve burada yine aynı ilmeğimi takıyorum ve şöyle önden batarak yönünü düzeltiyorum ve örüyorum. Daha sonra şöyle arkadaşlar düzgün bir görüntü oluşuyor. Şimdi aynı işlemi burada bir kere daha yapıyorum. Şu alttaki ilmeği kendi ilmeğinin altındaki geri takıyorum ve şöyle önden batarak şu şekilde örüyorum. Şu şekilde arkadaşlar. Şimdi bu omuz işlemlerimizi de bitirdik ve artık süveterimizi arka parçaya birleştireceğiz. Sadece yanlarda dikiş yapacağız arkadaşlar. Şu şekilde bu parçayı bitirdim. Aynı şekilde burada da omuzda dönüş yapıyorum. Şu şekilde
ilmeklerimizi örelim. Lastik ilmeğimi örüyorum. tane omuzda ilmeğim kalmıştı arkadaşlar. O 13 tane ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. Şu şekilde tekrar geri dönüyorum. Buradaki ilmeklerimi örerek ilerliyorum. Şimdi burada iki tane mavi ilmeğimden ve şöyle lastik ilmeğim kalıyor. Tekrar geri dönüyorum. Sıra başına kadar yine örüyorum. Diğer ön parçayla birleştireceğim için aynı işlemi bu omuzda da yapıyorum arkadaşlar. Şimdi tekrar döndüm. Ve 5 tanesini örüyorum. 2 4 5 tekrar dönüyorum. Yine bunları da örüyorum. Şimdi arkadaşlar bunu da sıra başına kadar çıkıyoruz. Çıkarken yine aynı şekilde işlemlerimizi yapıyoruz. Şimdi buraya geldik arkadaşlar. Bu ilmeği alıyorum, şişimin üstüne aktarıyorum ve şöyle arkadan batarak bu ilmeğimi örüyorum. Tekrar devam ediyorum. Yine burada da aynı işlemi yapıyorum. Şişimin üzerine takıyorum. Şöyle arkadan batarak örüyorum. Örgüyü düzeltmek için arkadaşlar şöyle. Tekrar devam ediyorum. Buradaki ilmeklerimizi de şöyle çaprazlıyoruz. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle omuzdaki dönüşlerimi bitirdim. Şimdi diğer parçamızı da getiriyorum ve buraya birleştiriyorum. İlk etapta şöyle şu ilmekleri düğümleyelim. Şimdi bunları karşılıklı birleştiriyoruz. Şöyle şişimi tutuyorum arkadaşlar. Önce öndeki şişimden, sonra da arkadaki şişimden alarak ilmeklerimi birleştiriyorum. Bu şekilde birleştirelim. Şimdi arkadaşlar sarı ipi bırakıyorum. Mavi iple birleştirmeye devam ediyorum. Bu şekilde birleştiriyoruz.
Evet arkadaşlar, böyle birleştirdik. Şimdi şuradaki ilmeklerimizi de keselim. Ve burada bunları da sabitleyelim arkadaşlar şu şekilde. Daha sonra bu fazla ilmekleri içine alacağız. Şimdi bakın şöyle karşılıklı birleşmiş oldu arkadaşlar. Şimdi şöyle dönüyorum. Diğer omuzu birleştirmek için tekrar örgümün diğer tarafına geçmem gerekiyor. Ve burada da arkadaşlar şöyle aşağıya doğru ilmek almam gerekiyor. Şöyle bir, şöyle bir taneyi atlıyorum. 2, bir tane atlıyorum. 3, tekrar bir tane atlıyorum. 4 ve hemen şuradan örgümü bağlıyorum. 2, 3, 4, 5 tane ilmek çıkartmış oldum. Şimdi arkadaşlar buradaki ilmekleri geri şişime aktarıyorum. Şu şekilde bakın sıranın başına kadar örüyoruz. Arkadaşlar şimdi sıra başına kadar ördüm. Tekrar burada yine 13 tane ilmeğimde omuz birleştirebilmem için dönüş yapmam gerekiyor. Şu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane ilmeğimi örüyorum. Tekrar geri dönüyorum. Buradan arkadaşlar tekrar 2 tane mavi ilmeğim kalana kadar örüyorum. Şu şekilde. Tekrar dönüyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. Yine burada şu şekilde 5 tane ilmeğimi örüyorum. Ve tekrar dönüyorum. Arkadaşlar artık sıra başına kadar burayı da çıkıyorum. Buranın mantığını anladınız. Omuz kesmelerinde 3'e ayırırız ve keseriz. Geri örer gelir tekrar keseriz. Öreriz geliriz ve bir daha keseriz. Aynı işlemi biz kesmeden yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi sıra başına kadar çıkıyorum. Hemen buradaki ilmeğimi geri şişime alıyorum. Şöyle önden batarak şöyle düzeltiyorum. Yine buradaki ilmeğime de aynı işlemi yapıyorum. Şöyle şöyle önden batarak düzeltiyorum. Evet, bu şekilde arkadaşlar bakın. Herhangi bir bozukluk olmuyor. Tekrar buradaki lastik ilmeklerimi örerek sıra başına geliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi buradaki omuzdaki ilmeklerimizi birleştiriyoruz. Karşılıklı ve şu şekilde süeterimizin omuzları birleşmiş oluyor.
Şöyle arkadaşlar bakın, yuvarlak yakalı süveter çalışmamızın şöyle bir ilmeklerinin birçoğu zaten örerken ortaya çıkmış oldu. Biz buradan ve buradan ilmek alarak yuvarlak yakamızı çalışacağız arkadaşlar. Şimdi hemen buradaki ilmekleri birleştirme ile devam ediyorum. Şöyle şunların uçlarını karşılıklı bağlıyorum. Buraya ip bağlayalım arkadaşlar. İpimiz az kalmış. Hemen şimdi öndeki ilmeğimden bir tane de arkadakinden alarak birleştiriyorum. Bu şekilde ilmeklerimin tamamını birleştireceğim arkadaşlar. Şimdi sarı ipimi bırakıyorum ve mavi ipimle birleştirmeye devam edeceğim. Bu şekilde arkadaşlar ilmeklerimizin geri kalanını da birleştiriyoruz. Burayı da birleştirdik. Şuradaki iplerimizi de şöyle sıkılaştıralım. Ve daha sonra bunları içine alarak temizleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi artık yaka ilmeklerimizi takmaya geldi sıra. Şimdi arkadaşlar zaten şuradan bakın. Şurada ben yakamı oluşturmuştum. Şuradan hemen ipimizi bağlayarak şuradan yakamızı takmaya başlayacağız. Şu noktadan bağlıyorum arkadaşlar şöyle. Öbür tarafta da ilmek çıkartmıştım. Şimdi aynı şekilde bu tarafta da ilmeklerimi çıkartacağım. Şöyle 2, 4, 5 tane ilmeğimi çıkartıyorum. Şimdi şuradan başlıyorum arkadaşlar. Şöyle. Şuradan başlayarak buradan 5 adet ilmeğimi çıkarıyorum. 1 2 3 4 5 şöyle arkadaşlar şu şekilde. Şimdi devam ediyorum. Burada da ilmek çıkartıyorum. Hemen şu orta kısma bir tane batıyorum. Ve şu ilmeği atlıyorum. Yandakine batıyorum. Hemen yandakine batıyorum. Bir tane atlıyorum. Yandakine ve diğerine yine bir tane atlıyorum. Bir tane daha atlıyorum. Tekrar bir tane daha atlıyorum. Yandakine batıyorum. Hemen arkadaşlar şuraya batarak buradan da
2, 4, 6, 8, 10, 12 tane ilmek çıkartmış oldum. Şimdi bu ilmekleri misin alış işime aktarıyorum. Burada küçük misin alış iş de kullanabilirsiniz. Bu misin alış işlerinizde de örebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle. Şimdi şuradan örmeye devam ediyorum. Şu şekilde örüyorum. Şöyle arkadaşlar, şu ilmeğimi geri alıyorum. Şu şekilde ördüm. Yine burada da aynı, düzeltiyorum. Boylarını kısaltmış oluyorum arkadaşlar ilmekleri. Aynı burada da şöyle düzelterek örüyoruz. Bu şekilde yaptığımızda bakın, herhangi bir bozuk görüntü ortaya çıkmıyor. Bunu da aynı şekilde yapıyorum. Şu ortadaki ilmeklerimi de örüyorum. Şöyle. Düzeltiyorum arkadaşlar. Yine buradan şöyle yapıyorum. Şu arkadaki ilmeği şişime takıyorum. Şöyle ikisini birlikte örüyorum. Şöyle arkadaşlar, alttan alıyorum. Ve şöyle ikisini beraber örüyorum. Şöyle. Bakın şuradan. Şöyle ikisini birlikte örüyorum. Şimdi burada yine burada da ilmeklerimizi takacağız arkadaşlar. Şurayı düzeltmeyi unuttuk. Bakın düzeltmediğimiz için hemen burada bir açıklık oluştu. Şu arkadaki ilmeği şöyle şişime alıyorum. Ve şöyle ikisini birlikte örüyorum. Bakın şimdi düzgün oldu. Şimdi şöyle misin alış işimizi çekelim arkadaşlar. Buraya küçük şişimizin montajını yapacağız. Şimdi ilmeklerimi tekrar çıkartıyorum. Hemen şuradan başlıyorum almaya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane de buradan aldım arkadaşlar. Şimdi bu ilmekleri de şişime aktarıyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar şu arka kısımda bize normal olması gerekenden fazla ilmeğimiz var. Buraya lastiğimizi başlamadan önce buradaki ilmek sayısını azaltıyoruz. Burada toplamda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41 tane ilmek var arkadaşlar. Burayı biz aralarda kesme yaparak azaltacağız. Çünkü bu ilmek sayısı bize çok fazla gelecek.
Şimdi burayı şu şekilde 30 tane ilmeği düşürelim. Şimdi şuradan başlıyorum arkadaşlar. Şöyle bir tanesini kestim. Bir tane düz ördüm. Tekrar bir tane daha kestim. Bir düz ördüm. Bir tane daha düz ördüm. 2 şu ilmekler ters. Bir tane kesiyorum. Tekrar 2 tane düz ördüm. Tekrar 2 tane daha kesiyorum. 2 tane düz ördüm. 2 tane daha kestim. Yine 2 tane düz ördüm. Yani buradaki ilmek sayısı bana fazla geldiği için azaltıyorum arkadaşlar. Şu şekilde topluyorum. Tekrar 2 tane düz ördüm. 2 tanesini daha kestim. 2 düz ördüm. 2 tane daha kestim. Şimdi burada 2 tane daha kesiyorum. 2 tane düz ördüm. Şöyle 2 tane kestim. 1 tane ördüm. 1 tane daha kestim. Şöyle bir tane ördüm. Şimdi arkadaşlar burada kesim işlemini bitirdim. Bakalım kaç tane ilmeğe düşmüşüz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Tam 30 tane ilmeğimiz oldu arkadaşlar. Şimdi artık burada şöyle misin alış işlerimizden yardım alarak dikişsiz bir şekilde yakamızı örüyoruz. İsterseniz küçük misin alış işlerinizi kullanabilirsiniz. Arkadaşlar isterseniz de bu misin alış işinizle örebilirsiniz. Şu şekilde çekerek şöyle arkadaşlar şu şekilde buradaki misin alış işinizle şöyle başlayarak devam edebilirsiniz. Şimdi biz sarı ipimizle yakamızı öreceğiz. Onun için buraya sarı ipimi bağlıyorum. Ve buradaki mavi ipi artık iptal ediyorum. Şimdi arkadaşlar bu sarı iple lastiğimizi örelim şöyle. Bir düz bir ters olarak örüyorum. Bu şekilde arkadaşlar bir düz bir ters olarak örelim ilmeklerimizi. Şu şekilde bir düz bir ters lastik ilmeğimizi örüyoruz. Şu şekilde yuvarlak yakamızı oluşturuyoruz. Arkadaşlar baykuşumuzun gözü için şöyle düğme kullanabilirsiniz. İsterseniz işleyerek de buraya siyah iplerle işleyerek de yapabilirsiniz. Ben şöyle 2 adet düğme kullanacağım gözü için. Arkadaşlar bir de isterseniz şu göğüs kısmına şöyle sarı ipinizle işaretler yapabilirsiniz. Ben şu anda bir tanesini şöyle yaptım. Şu şekilde ama bunu şöyle yapacağız arkadaşlar. Yan yana 3, 2, 1 tane olarak yerleştireceğiz. Ben şu anda size göstermek için böyle bir tane yaptım.
Daha sonra yapılışını sizlerle birlikte çalışacağız arkadaşlar. Şimdi bu gözlerimiz için düğmelerimiz hazır. Yakamızı örelim ve tekrardan montajında beraber olalım arkadaşlar. Arkadaşlar, baykuşlu süeterimizi bitirdik. Şu şekilde ben yaka çalışmasını da küçük 45 santimlik şişlerimle yaptım. Ve buraya da düğmelerle gözlerimi dikeceğim. Şuradaki sarı ip ile yapacağım deseni de çalıştıktan sonra süeterimi şöyle arkadaşlar bir fenerbahçeli kolu armayı buraya dikerek taraftar süeterimiz bitmiş olacak. Bunu isterseniz kullanmayabilirsiniz. Dediğim gibi farklı renklerle farklı taraftarları çalışabilirsiniz. Şimdi buradaki desenleri birlikte çalışalım. Şuraya ilk etapta 3 adet koyacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bunu isterseniz yapmayabilirsiniz. Ben şöyle bir göstereceğim size. Şöyle küçük üçgenler yapacağız. Şu şekilde. Şöyle arkadaşlar. Diğerini hemen şu ikisinin arasına yapıyorum. Diğerini de bu iki tanenin arasına yapıyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Ve şuraya bir tane daha yaparak bitiriyorum. Böyle arkadaşlar. Bu şekilde istediğiniz kadar yerleştirebilirsiniz. Tamamını da uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik ben bu kadar uyguladım. Bu şöyle yakamız şu şekilde. Şöyle yuvarlak yaka. Bunu da keserek bitireceğiz. Şöyle dediğim gibi buraya da isterseniz armanızı dikebilirsiniz. Bu şöyle yapıştırılan bir arma. Ütüyü üstünden ütüyle bastırdığımızda buraya yapışıyor arkadaşlar. İsterseniz de dikebilirsiniz. Bu şekilde taraftar
Baykuşlu taraftar süveterimizin sonuna geldik. Şöyle arkadaşlar şöyle tutalım tam net görebilmeniz için. Şu şekilde. Şöyle son bir ölçü vereyim arkadaşlar. Genişliğini ve boyunu. Şu şekilde mezrayla boy ölçüsü koltuk altından şöyle alıyorum. Koltuk altından 27 santim. Şurası toplam kol boyu 14 santim arkadaşlar. Ve şöyle genişlikte 31 santim olmuş. Toplam boy omuzdan 40 santim. Aşağı yukarı 1,5 ve 4 yaş arası rahatlıkla giyebilecek büyüklükte oldu arkadaşlar. Ama şu andaki ölçü tam anlamıyla 4 yaş için ideal bir ölçü oldu arkadaşlar. Örgülerimizi zaten çok küçük yapmıyoruz. Belli bir ölçüde yaptığımızda farklı yaş gruplarına hitap edebiliyor. Şimdi buradaki gözümüzü de diktikten sonra işlemimiz tamamlanıyor arkadaşlar. Bunu da buraya dikeceğiz. 2 tane siyah düğme kullandım ben. Siz isterseniz örerek de göz çalışması yapabilirsiniz. Sizin isteğinize kalmış. Şimdilik videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kanalıma abone olarak, yorum yazarak ve beğeni atarak beni desteklerseniz sevinirim. Şimdiden hoşça kalın arkadaşlar. Hayır, öyle Ferhat Gündoğdu'yla kurtulamazsın. Bu hakemlerin çoğunun hakemliklerini beğenmiyoruz değil mi? Ama orada başka bir şey var. Sen bu şekilde görevden alamazsın. O nasıl olur? Alırsan kamuoyu yok. Hiçbir şey yok ya. Ya bu ne olur? Kamuoyu biter. Lazım yani. Biter. 20 kulüp toplandı yeni gelenler. Bir karar alalım. Şu hakem gitsin kalsın dedim değil mi? Bunları getirelim. Bir karar. Yasak 3 oturup...